yetiştirdiği talebelerini Anadolu'ya göndermek suretiyle, sağa sola göndermek suretiyle, resmi Kur'an kursları açtırmak suretiyle hizmetlerini genişletmeye çalıştılar. 45'li yıllardan sonra Türkiye'de zulmedenler, zulmün payları olamayacağı doğrultusunda bir rehavet, bir gevşeklik içine düştüler ve böylece kendi anaları, babaları veyahut da kendilerinin de öleceği vehmiyle ve korkusuyla hiç olmazsa müezzin, imam yetişsin diye Kur'an kurslarını açmaya teşebbüs ettiler. Böylece Türkiye'de Diyanet'in kontrolünde, işte İstanbul'da, işte Nur Osmaniye'de, Yeni Cami'de, Fatih'te, benzeri birkaç yerde 3-5 hocaya işte hafızlık, Kur'an eğitim ve öğretimi izni verilmiş. O da hangileri, kimlere ders okutulacaksa buna da tezkiye edilmesi lazım. Legal bir halde 5 kişi 10 kişi fazla geçmez. Çünkü İlahiyat Fakültesi ile beraber İmam Hatip Okulları da 1932'de kapatıldı. Deniyor ki kendiliğinde kapatıldı. Hayır, kendiliğinde kapatılmadı. Çünkü kimse öğrenci vermiyor, kimse de oraya gitmiyor. Çünkü ne çıkacağı belli değil veyahut da çıkanları damgalıyorlar, fişliyorlar. Yani bunlar bakalım ne kadar, kaç kişi istekli. Öğrenciyle beraber velisini de cezalandırıyorlar. Şimdi bu 50'li yıllarda ise demokratikleşme, çok partili hayat ortaya çıkınca Süleyman Efendi de biraz bir rahatlık buluyor. Böylece yani kış uykusundan millet de uyanıyor gibi eğitim ve öğretim metodisi de başlıyor. 1951 yılında Süleyman Efendi'nin 10 yılı aşkın bir süredir Şehzadebaşı mıntıkasında sürdürdüğü Kur'an tedrisi faaliyeti nihayet ilk düzenli mekanına Anadolu yakasında kavuştu. Konya Lezzet Lokantası sahibi Mustafa Bey, Çamlıca'daki köşkünün ilk katını Kur'an kursuna tahsis etmişti. Bu tarihten bir yıl sonra da Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdayi Türbe ve Camii'nin yanında ilk resmi Kur'an kursu Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı olarak açıldı. Talebeler bu kurslarda dini ilimleri iptidai derslerden başlayarak tekamül seviyesine kadar yetiştiriliyordu. Daha sonra 2 aylık hızlı kurslara tabi tutularak müftülük imtihanlarına muvaffak olmaları sağlanıyordu. İlerleyen yıllarda bu ilk kursları yenileri izledi ve halka İstanbul'dan Anadolu'ya doğru hızla yayıldı. 1955 yılında yalnızca İstanbul'daki bir kursta okuyan talebe sayısı 160'ı geçiyordu. Bu arada Şehzadebaşı, Piyale Paşa ve Sultanahmet camileri başta olmak üzere İstanbul'un muhtelif semtlerinde vaazlarını sürdüren Süleyman Efendi, 1956 yılında Cezayir Müslümanlarının Fransız emperyalizmine karşı başlattığı mücadele dolayısıyla vaazında Müslüman kardeşlerimize dua edelim dediği için defalarca ifadesi alındı. Nihayet 1957 yılına gelindiğinde o ünlü Mehdi hadisesi patlak verdi. Süleyman Efendi'nin 59 gününü Kütahya hapishanesinde geçireceği 3. tevkifine yol açan olay Bursa'da gerçekleşti. Olayın kahramanı Tavşanlılı Akif adında bir şahıstı. Tavşanlılı Akif ve bir grup arkadaşı Bursa Ulu Camii'de cuma vakti ayağa kalkarak cemaate Mehdi'nin geldiğini tebliğ etmişlerdi. Tabii cemaatin müdahalesiyle çıkan olaylar karakolda son bulacak ve Tavşanlılı Akif kendilerini Süleyman Efendi'nin gönderdiğini iddia edecekti. Emniyet makamları tahkikatta Tavşanlı ve Kütahya'yı merkeze alarak burada faaliyette bulunan Süleyman Efendi'nin damadı Kemal Kaçar'ı da olayın içine aldı. Bu arada Süleyman Efendi'nin bağlılarından Altıntaş müftüsü de tutuklandı ve iddiaya göre polis baskı Süleyman Efendi aleyhinde hazırlanan ifadeyi imzalamak zorunda kaldı. Bunun üzerine Süleyman Efendi İstanbul Çamlıca'daki evinde gözaltına alınarak polis nezaretinde Kütahya'ya sevk edildi. Sonraları bu olayın planlanmış siyasi bir komplo olduğu iddia edilecekti. Çünkü tam da o yıl Süleyman Efendi ve bağlılarının Demokrat Parti karşısında Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni destekleyeceği konuşuluyordu. Niyet çok kötüdür. Tertipçiler ellerindeki
bu kandırdıkları zavallı insanları şayet iyi yönlendirebilirlerse işi kan akıtmaya kadar götürecekler ve başta Süleyman Efendi Hazretleri olmak üzere bu komplo neticesinde onların vücutlarını ortadan kaldıracaklardır. Ama bu komployu kuranlar arzu ettikleri emellerine ulaşamıyorlar. İşi kan akıtmaya kadar götüremiyorlar. Bir kısım humurtularla vay şeriatçılar, vay teokratik düzen hevesleri sesleriyle 2 ay hapishanede bu katillerin, hırsızların, zanilerin, ahlakların içinde işkence çektirdikten sonra mahkemeye çıkarılıyorlar. Nihayetinde ikinci bir Menemen vakasını hatırlatan bu davada onca gürültü ve suçlamalara rağmen beraatle sonuçlandı. Ancak mahkeme kayıtları gizli tutulduğu için dava dosyasının ayrıntıları bugüne kadar gün yüzüne çıkmadı. Hatta dava hakiminin Süleyman Efendi'yi teşhis edemeyen Tavşanlı'da Akif'i mahkeme salonundan kovduğu da bir sır olarak kaldı. 69 yaşındaki Süleyman Efendi bir badireyi daha atlatmıştı. Ancak bir yıl kadar sonra şekeri yükselecek ve çok sevdiği talebelerinden ayrılmak zorunda kalacaktı. Henüz hasta yatarken Süleyman Efendi'nin Fatih Camii haziresinde müderrislere tahsis edilen mezarlığa defni için devrin hükümetinden izin alınmıştı. Ancak Demokrat Parti hükümetinin İçişleri Bakanı Namık Gedik bu masum talebe karşı çıkacak ve cenazenin Karacaahmet mezarlığına polis marifetiyle defnini sağlayacaktı. Hayatının son zamanlarına doğru Fatih Camii haziresine defnedilmek için hükümetten izin alındığı halde irtihalinde İstanbul'da bulunan o günün dahiliye vekili polise verdiği emirle Karacaahmet mezarlığında açılan çukura atılacaktır demek suretiyle bu muhterem zatın naaşına bile, ölüsüne bile saygı gösterme edebini gösteremediler. Takvimler 16 Eylül 1959 tarihini gösterirken Süleyman Efendi fani dünyaya gözlerini yumdu. Kısıklı'daki evinin önünde mahşeri bir kalabalık toplanmıştı o gün. Cenaze Üsküdar'a indirilecek, oradan da Fatih Camii'ne götürülecekti. Ancak Altunizade'ye gelindiğinde İçişleri Bakanı Namık Gedik'ten talimat alan polis cemaati zorla Karacaahmet'e yönlendirecekti. Bir kadar sonra Urfa'da ölüm yatağındaki Said Nursi'yi de aynı şekilde taciz edecek olan Namık Gedik, Mehdi hadisesinde mahkum ettiremediği Süleyman Efendi'nin naaşını rahat bırakmaya niyetlediydi. Ve Süleyman Efendi on binlerin dualarına karışan gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.